Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve teala özünün büyük ayı Ramazan-ı mübarekini rozalarını tutken bendelerine ularının günahlarını mağfiret kılıp cennetten joy berişini vaada kılgen Parvardigari alam ana şu vaadasiga binaen siz azizlerini barchalaringizni biz aciz bendelerinin barchalarimizni kunduzları tutayotgan rozalarimizni dargohida kabul eylab günahlarımızı mağfiret kılıp ahli cennet bendelerden buluşumuzu nasip etsin. Çünkü de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisleri de Ramazan ayını keçelerini bedar otkazgarlarga günahlarını mağfiret buluşu ve özlerine cennetten joy verilişi vaada kılgen Allah Teala şu vaadaga binaen Uşbu Ramazan-ı Şerif'te taravih namazları da bedar bulup Allah'ın kelamının hatmige sami bulup durgeller. Berçelerini Allah Teala günahlarını mağfiret kılıp özlerini cennetlerden kıyam bulsun. Şubulen birge Ramazan ayı fazlı, berekatı, hayrı hasanatını sanab ahirge yetkizip bolmaydı. Bu ay bir yıllık takvanı cemgarış ayı. Köp güne ilim marifetten manfaatleniş ayı hesaplanadı. Ana şu barada siz bilen biz koldan kirgenice dinimiz talimatlarından haberdar buluş maksadı da ilmi sohbetler hem kurmaktamız. Ötken yılı başlayan ruhi terbiye edip atarmış sohbetler silsilesini devam ettirip keçe onu birinci kısmını tüketip paklanış edip atarmış kısmını ikinci kısmı tüketilmiş edip degen kısmını başlayanımızı elan kıldık. Ve bunda ettik ki kalbini bemarliklerden, hastalıklardan, kirlerden, çirkinliklerden pakilab algan bende ana endi oşa pak kalbge büyük bir makamlarını joylash bilen İslami şahsiyet bulup tiklanış gerek. Tiklanış için zarur bo'lgan her bir makamını kasb qilish mu'min musulmon banda uchun farzdir. Va ana shu maqomlarning eng asosiy ikkitasini kecha gapirib tanishib o'tdik. Bittasi tavhid maqomi, ikkinchisi tavhidga asoslangan ibodat maqomi. Bugun bu keçede Allah Subhanahu ve Teala'nın özüden yardım soragan halimizde yana bir makam. Her bir mumin musulman bende kalbide cevap olup daimi duruş zarureti bar sıfat. İhlas makamı hakkında söz yürütemiz. Biz ihlas sözünü köp eşitemiz, köp okuyemiz. Lekin ihlas nima o'zi desa ilmiy javob berish imkonimiz yo'q. Ko'pchilikdan so'ralsa ihlas ihlosda deydi. Xo'p, o'sha ihlosda bo'lgan ihlos nima? Desa juda o'tib kelsa bir narsaga jiddiy harakat qilish, astoydil harakat qilish ma'nosini aytishadi. Lekin ruhiy tarbiya ustozlarimiz
kalp kesalliklerini tabipleri bulmuş maşayihlarımız, bu kabı makamlarını her taraflama şükür tahlil kıgeller, organgeller, siz bilen biz mumlu Müslümanlarına onların organişinin asan yollarını kursatıp vergeller. Ulamalar, ihlas sözünün logavi manası doğrusu da söz yürütüşer eken, Arap dilindeki ihlas sözü tozalash, tuzatish manalarını anglatishini ta'kidlaydilar. Bir narsaga kir yuqqan bo'lsa, nopok narsa aralashgan bo'lsa, noqulay narsa qo'shilib ketgan bo'lsa, ana shu kirni ketkizish uchun qilinib harakat qilib mazkur narsani kirdan tozalab olsa, ana shu narsa kirdan xolis bo'ldi deyiladi. Ya'ni tozalandi degani. İfloslikdan xolis bo'ldi, tozalandi. Noqulaylikdan xolis bo'ldi, poklandi. Ana bir narsaning xolis bo'lishi bilan musaffo bo'lishi to'g'risi orasida farq bor ekan. Xolis bo'ldi degani bir kir bo'lib turib, keyin tozalanganga aytilar ekan. Musaffo degani avval boshdan o'zi musaffo turgan bo'lishi ham mumkin ekan. Unga kir ilashmasdan, kir yopishmasdan doimiy pok turgan narsani musaffo deydilar ekan. Xolis bo'ldi degani avval bir kir, avval pok edi, kir yuqdi, kirni ketkazib, kirdan uni tozalandi, tuzatildi ma'nosini berilar ekan. Ruhiy tarbiya mashoyihlari ixlosni ta'riflab aytishadilarki, ixlos ibodatga sazovor zotning yolg'iz o'zini qasd ila ibodat qilishdir. Ixlos ibodatga sazovor zotning yolg'iz o'zini ibodat ila qasd qilishdir. Kecha aytib o'tdikki, bu dunyoda ibodatga sazovor zot yolg'iz Allohning o'zi. Demak, ulamolar ta'rifida ixlos Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'zini hech narsani unga aralashtirmasdan ibodatini qasd qilishga aytilar ekan. Shu bilan birga aytiladiki, mana shu qasd qilish davomida til, dil va qalb pok bo'lishi kerak. Ashularni, demak, gap so'zi ham pok bo'lishi kerak, niyati ham pok bo'lishi kerak, va qilinadigan amali ham pok bo'lishi kerak. Boshqa bir ulamolar aytadiki, ixlos qalbga ilashgan nopokliklarni niyat bilan xolisona poklab tozalashdan iboratdir. Shunday tozalansinki, ibodat paytida qalbga Allohning o'zidan boshqa hech narsa yaqinlashmasin. Yana boshqa bir ulamolarimiz ixlosni ta'riflab aytadilarki, ixlos Alloh subhanahu va taologa xuddi u zotni ko'rib turgandek ibodat qilmoqlikdir deyiladi. O'tgan ulug' tasavvuf namoyandalaridan Fuzayl ibn Iyoz Samarqandiy rahmatullohi alayh aytadilarki, odamlarni deb ibodatni tark qilish riyodir. Odamlarni deb ibodat qilish shirkdir. Ikkovini o'rtasida bo'lish ixlosdir. Ya'ni ibodatni odamlar ko'rsin
mani ibodatimni ko'rib maqtassin deb niyat qilib qilsa mushrik bo'lar ekan. Odamlar gap qilmasin, palondaqa deyapti deb o'ziga farz bo'lib yoki fazil bo'lgan narsani qilmay ketish riyo ekan. Odamlarning gapidan qo'rqib. Ana endi ixlosli odam odamlar uni so'kadimi, maqtaydimi ishi bo'lmaydi. Umuman e'tibori yo'q, hisobi yo'q. Ularni yo'q deb tutadida yolg'iz Allohni o'zini ko'zlab ibodatini odamlar nima desa desin qilaveradi. Niyati pok, yolg'iz Allohni niyat qilyapti va Allohni o'zi ko'rsatgandek ibodat qilyapti. Ana ixlos juda ham muhim narsa. Ibodatda qilinayotgan amalda ixlos bo'lmasa qabul bo'lishi mutlaqo mumkin emas. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning ko'pgina oyatlarida dinga ixlos bilan ibodat qilishga amr qilgan. أَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينَ deydi bir ayette. Allah'ın dinine ihlas kılgan halde o zatka ibadet kıl. Başka bir ayette أَعْبُدُ اللّٰهَ مُخْلِسًا لَهُ الدِّينِ Ben dinimni Allah'a ihlas kılgan, Allah'ın dinine ihlas kılgan halimde Allah'a ibadet kılaman. Başka bir ayette ve ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Karalar müşriklerini ularga fakatkine Allah'ın dinine ihlas kılıp ibadet kılış buyurulgen idi. Ama ular başka yakka yürüp gitti. De ihlasını Allah'a ibadet payette kımagallarını karalar. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom ham o'zlarining hadisi shariflarida ixlosga alohida e'tibor bergan. Bir hadisi Qudsiyda aytiladiki, Alloh tarafidan Al-ikhlosu sirrun min sirri. Istawda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. İhlos mani sırrımdan bir sırdır. Onu ben özüm muhabbet kılgan bendemni kalbiga joylaganman. Demek ihlas Allah'ın sırrı. Onu hiç kimse bildirmeydi. Farişteler an bilmeydi. Başkaları an bilmeydi. Ana o şey sırrını özü muhabbet kılgan bendesini kalbiga joylab koyuşunu Allah Teala'nın özü ehdi. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam hadislerden biri de aytadılar ki اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْرِسُوا لَهُ الدُّعَاءَ Kaysi bir mayyitke cenaze okup bo'lgan bo'lsangiz, so'ngida uning haqqiga ihlos ila dua qiling. Ana dua qilishda ham ihlos zarur ekan, kerak. Yana bir hadiste sahabalardan birileri aytadılar ki Kana abi yufakkiru annahu fawqa man dunahu aw lahu fazlun man dunahu faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam innama tunsaruna wa tuzraquna turzaquna bi du'afaikum wa fi riwayatin ukhra إنما تنصر هذه الأمة بدعافائها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم راوي aytadılar ki meni otam o'zidan martabasi past odamlar da haqqi bor deb o'ylardi. Men ulardan ustunman degan tushunchalari bor edi.
Bular mendan pas, martabasi pas, boshqa taraflari, ilmi, hamma tarafda jamiyatda tutgan o'rni unchalik emas. Shulardan men ustunman degan tushunchalari bor edi. Buni bilib qolib payg'ambar alayhisolatu vasallam aytdilarki, sizlarga nusrat berilishi va rizqlanishlaringiz zayiflaringizni sababidan bo'ladi. Zayıf hollarni sababidan sizlarga nusrat beriladi, rizq beriladi. Boshqa bir rivoyatda ta'kidlab aytamanki, dedilar Rasululloh akram alayhisolatu vasallam. Albatta bu ummat o'zining zayıflari ila nusrat topadi. O'sha zayıflarni duolari, namozlari va ixloslari bilan ana o'sha zayıf hollarni ham namoz o'qib, duo qilishi bor ekanu, lekin ixlos ana shuning ichida bo'lish kerak ekan. Ixlos bilan duo qilsa, ixlos bilan namoz o'qisa, ana shularni namozi, duosi, ixlosi tufayli qabul bo'lib qolsa, zaiflarni tufaylidan ummat butun boshi bilan Allohdan nusrat topar ekan, rizqi keng bo'lar ekan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e savol berib aytdilar ki, ya Rasulullah, men es'adun nasi bi şefaatike yevmel kıyam. Fekala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lekad zanantu ya Aba Hureyre, innehu la yes'aluni hazel hadise ahadun evvelu minke. Lima araftu min hirsike alel hadis. أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. Büyük sahabi Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'a savol verdiler. Ey Allah'ın Resulü, kıyamet gününde sizning shafoatingiz ila eng saodatman bo'ladigan banda kim? Qiyomat kunida Rasul akram alayhisolatu vasallamning shafoatlariga erishganlarning ichida ham eng saodatlisi, eng baxtiyori, eng ulug'i kim? Rasul akram alayhisolatu vasallam aytdilarki, men bilib turdim Abu Hurayra, mana shu hadisni sendan boshqa avval birov so'ramasligini bilib turdim. Chunki sen hadisga nihoyatda qiziqqan odamsan. O'zim o'ylab turdim, sen so'rasang kerak deb, sendan oldin birov so'ramasa kerak buni deb. Bilib qo'y. Qiyomat kuni meni shafoatimga erishganlarning ichida eng saodatmani İhlas bilen la ilahe illallah'ını kalbden çıkarıp etken ümmetim durur dediler. Ana yani ihlas kay derecedeki büyük narsayken. Bana şu hakikatlerini biz yakışı bilişimiz gerek. İhlas fakat namaz okuyken de yok ki roze tutken de yani başka demez, her bir narsada gerek. Tavhidde ham ihlas gerek. Gap sözde ham ihlas gerek. İhlas bo'lmasdan Allah'a başkalarını şerik kılıp, başka kılıp etken gapni Allah kabul qilmaydi. Biz o şu pakilanış babada riyanı organdik. Riyakarlık Allah'a, yoki başkaga şirkni organdik. İhlas o şeylerden demek tozalanish. Gap so'zda ham, qilayotgan ishda ham, to'at ibodatda ham va holda, ya'ni qalbda ham hech narsa yo'q. Gapirmayapti ham, ibodat ham qilmayapti, amal ham qilmayapti, tek turibdi ham, qalbi ham ixlosga to'la bo'lib turishi kerak. Ya'ni har taraflama ixlos zarur narsadir. Uluglarimizdan bazıları aytadiki, kim uzriksiz 40 kun ihlas kılsa
onu kalbiden ve teleden hikmet dur tokuligen dek tokuladı. Anaşındak ihlas büyük narsa. Başka birileri aytadılar ki, ihlas Allah subhanahu ve ta'ala bilen bendenin arasındaki sırdır. Hiç kim bilmeydi. Allah'ın özü biledi, bende bilse bildi, bilmese özüge. Şunun için, Allah'ın sırrı bogarlığı için onu yazıp koyamam dese parişte yazalmaydı, çünkü bilmeydi. Sır da. Vasvasa kılamam dese şeytan vasvasa kılamaydı, çünkü uyan bilmeydi. Mailini şehvetke tartamam dese havai nefsine ham küçük yetmeydi, çünkü uyan bilmeydi. Ana ihlas, ana şunaqa büyük ilahi sır. Şunun için unga müşarrah bo'lgan banda katta bir baxtga, saodatga atrofidan ta'sir o'tmaydigan, na shaytonni, na havoyi nafsni bir kuchi yetmaydigan büyük maqomga erishgan bo'ladi. İhlas dediler maşayihlarimiz derecesi 3'te 1. Birinci, ikinci, üçüncü bo'lib 3 dereceden iborattir. Amlarni, avomlarning derecesi, xoslarning derecesi ve xoslarning xoslarining derecesi. Ommaviy derece, avom xalqning derecesi qandoq desa, haqning muomalasidan xalqni chiqarishdan iboratdir dedi. Haq degani Alloh taolo. Haq taolo bilan bo'ladigan muomalada, ibodatda, iltijoda, duoda, amalda, roza tutishda, hamma narsada oradan xalqni chiqarib yuboradi. Odamlar chiqdi. Palonchi ko'rsin, pistonchi essin, palonchi bilsin, palonchini, yo'q. Demek bir bende Allah Ta'ala bilen bo'ladigan muomalasida bendelerge itibar vermeyi yalnız Allah'ın özüge ihlas kılıp ibadet kısa bu avam halkının ihlasını o'rniga koyduğum bo'ladi. Hakkının muomalasidan halkını çıkarış. Ana. Demek yalnız Allah'ın özüge ihlas kigen, iman kigen, itikad kigen, raca kigen, bütün vücudumla berilgen kalbide başka narsa yok halde ibadet kiledi yok. Şu bilen birge, bu dünya ve ahiretinin nasibelerini talep ham kiledi. Bu dünyanın nasibeleri tani sağlık, mal-ı dünya, rızkı kenglik, afiyet buluşu mümkün. O dünyanın nasibeleri cennet, cennetteki kasırlar, hurriyinler, başkalar buluşu mümkün. Yani ihlas kılıç bilen birge, dünya ve ahiretini, yakşı narsalarını talep kılıç haleti hem bariken. Bu ihlasının en pes derecesi. Hem uçun, açık bugün, urungan bendeyi ki yetişe aladıgan dereceyken. Şimdi bir müddet bana şu derecede turup, kalbi cüdahım paklanıp, Allah Ta'ala'ya cüdahım yakın bulup, fazla aşıp, hemme taraftan yetişip kagan bendeler, hasler Katar'a koşuluşu mümkün eken. İkinci derece. Xoslarni ihlosi qanaqa deyilsa aytiladiki, xoslarni ihlosi haqning muomalasidan xalqni chiqarish va dunyoni nasibalarini tark qilib oxiratni nasibalarini so'rash. Dunyoda necha so'ramaydi? Ko'ngliga sig'maydi bu. Poklanib bo'ldi, bu dünyanın matosi kereksiz başka, ya ki keregini işletedi yok, kalbide yok joyi. Halal, pak, ibadet için kerek, balaçaka için kerek, başkasını işletedi, lekin
kalbi onga bağlanıp intilip durmaydı. Namaz kılıyordu, okup dua kılıyorsa esige kemeydi Ali neseler. Çünkü kattarağı durdu. Uluğrağı durdu. Muhabbat o şeka bağlanıp kaldı. Ana ahiretin nasibesini soruyordu. Ahiretin nasibesini soruyordu. Bu haslarının ihlası buradı. Bir müddet endi şu bende bana şu haldan yürüp yana hem Allah'a yakınlaştı, yana hem sıfatları büyükleşti, yana hem kalbi paklandı, yana hem martebesi kotarıldı. Endi haslarını içinden tellenip çıkan nadir şahslardan biriga aylanıp haslarının hasıga aylandı. Ana haslarının hasının ihlası kanda buladı dese, haslarının hasının ihlası Allah Ta'ala'nın özü üçün yine ibadet kıladı. Dünyanı hem soramaydı, ahiretini hem soramaydı. Allah'ın cemalini yine soruyordu. Başkaça kılıp etken de Allah'a Allah üçün yine ibadet kıladı. Allah özünü cemalini görsem boldu dedi. Çünkü onlar yakışı biledi, cemalini koruyuş için iki pağınanı basıp peyin çıkış gerek. O özde özden boladı, cemalga sacavar bokkası. Ana bu, büyük bir makam. Onlar şu duaları da cennetini bergen dozaktan saklagin değişmeydi. O makamdan otuşken, Allah bana cemalini görsetken. Ana şunun için bazı katta mutasavvuflarını, bazı bir bu barada etken gaplarını köpçülük düşünülmeye kıyılanadı. Rabi'a al-Adaviyyanın bayitlerini aytadı. Rabbim, ben senge dozakhinden korkup ibadet kısam dozakhinde çüşürgün degen gapını düşünmüş almaydı. Demek buna da yaptı bu hatın neydi? Yok, dozaktan yine korkup ibadet kılış bu avamlı işe. Mukarrab, kalbi paklengen, kalbi de Allah'dan başkanı muhabbet komagen bendege bu narsa işinesemez. O Allah'ın cemalinden başka narsaga razı bu muydu? İbn-i Pariz, Umar Hayyam başkalarını, beytlerini, demek manişnaka beytlerini düşünülmesinden başka yaka buru aradı adamlar. Aslında onlar cennetini haklaşadı. Dozaktan korkuşadı. Allah'dan hemen hemen var. Lekin ular hemesini bölüp durup en yukarısını soruşadı. En âliyesini soruşadı. Ana ihlasının 3 derecesi manaşı makamda boladı. Şu bilen birge ulemalarımız yine etedi ki ihlaske halakt veredigen derselerim var. İhlasını buzup koyadigen derseler hem var. Ana şundaki narsalardan bittesi, bandanı kılayatken amalini özü körüşü ve başkalarına körsetişi. Kılayattı, yüreğinden ketti, ben ihlas derecesine yettim de kaldı. Hayal ketip kaldı. Polancayım kördü şekiliydi yaptı. Özüge hem ihlası aşkarlıkla okşa körün yaptı. Özüge hem başkalarına hem körünü yaptı şekli degen gümanı var. Ana bu, endi ihlasını buzadigan amir hesaplanarak. Ulamalarımızdan büyükleri aytadılar ki, ihlas, ihlasını bekitiş üçündür. Yani ihlas, ihlasını bekitiş vazifesidedir. Eğer kim öz ihlası da ihlasını korursa, onun ihlası ihlasına muhtaçdır. Çünkü ki ne? İhlas, ihlasını berkitişten ibarettir. Kim öz ihlası da ihlasını körse, onun ihlası ihlasına muhtaçdır. İhlas ne dese, ihlasını berkitişin gerek. Bro körmesin ihlaslı diyekeliğini. Özün hem ben ihlaslı bop kaldım demegin.
ibodat qilib qo'yib xijolat bo'lib turgin deydi. İbadat qildi, qoyillatdi-yu, yana kam bo'lib qoldi deb xijolat bo'lish kerak ekan. Boplab vordim desa bo'lmas ekan. Kimki o'z ixlosida, mana bizda ham ixlos bor ekan-u, deb ixlosni ko'radigan bo'lsa, uni ixlosi ixlosga muhtoj. İxlos emas. Yana harakat qilish kerak bu odam. İxlosga yetish uchun. Ana, demak qilayotgan ibodati, amali, savoblik ishlari boshqa-boshqalarini haligi odam o'zi men qoyillatib qo'ydim, nuqtasiga yetkazdim degan xayolga ketib qolsa, yoki boshqalarga meni ixlosimni ko'rdinglarmi deb ular ham palonchi ixlosniki o'xshaydigan bo'lib qolsa, ixlosiga putur yetibdi ekan uni. Bunday odam dedilar mashoyixlarimiz, o'z nafsini tanisin. O'z nafsini tanisin va ashnaqa jilovdan chiqib boshqa yoqqa ketib qolishni to'xtatib nafsini jilovlaydigan bo'lsin. Ibodatni juda ham o'tkazib qo'yganda ham yana kam bo'ldi-da, yaxshiroq qilishim kerak degan xijolatchilik bilan tursin. Ixlosni buzadigan, unga xalaqit beradigan, kirlatadigan narsalardan yana biri qilgan ibodatiga evaz talab qilish. Mana namoz o'qidik-da, o'qib qo'ydik, endi jannat bizikida. Ha? Ro'zani tutib qo'ydik, yetti eshikdan xohlaganimizdan kiramiz-da. Deydigan holatlar mutlaqo mumkin emas ekan. Ha? Evaz bu dunyoniki ham bo'lishi mumkin, oxiratniki ham bo'lishi mumkin. Misol uchun falon ishni qilsang, dunyoing yaxshi bo'ladi degan va'da bor. Bor, ko'p narsalarda bor. Mana men namoz o'qiyapman-u, nimaga pulim ko'paymayapti deganlar bor hozir. Zakot bersa falon bo'ladi, domlalar bo'lmayapti-yu deganlar bor. Ana, mana shunaqa. Demak, amalni qilib qo'yib, evaz so'raydi. Qani, menga amalimga beradigan narsa qani? Olib keringda. Shuningdek deydi ba'zi birlar, tasavvufni tushunmaganlar o'sha ba'zi bir nafil ibodatlarni qilib qo'yib, menga maqom kerak deydi. Vali bo'lmayapman-u, ilmuladim bermayapti-yu, berish kerak menga. Eng ko'p adashuvlar deydi, mashoyixlar shunda bo'ladi. Bittasi chilla o'tiraman deydi, yaxshi o'tir, chilla o'tirsang. Undan keyin nima bo'ladi deydi. Nima bo'lish kerak edi? Ibodat, savob Alloh beradi. Yo'q, aytyapti-yu, falon narsa bo'lish kerak degan-u. Keyin menga bir kashf bo'lmaydimi? Yoki juda o'sha bo'lmasa, bir amallab chilla o'tirdim deb qiladida, chiqib odamlarga gapirish boshlaydi. 3-4 yil avval bir gap bo'lgan Toshkentda. Bir odam shunaqa qildi, chilla o'tiraman deb u yerga borib topamapti, bu yerga borib topamapti, mish endi odamlarning gapi. Oqtoshga chiqib, g'orda o'tiribdi. Endi bir yerga kelganda ekan bir ulug' shaxsni aytishadi. Kelib qo'lidan ushab, oborib Makka mukarramaga Baytullohni tavof qildirib, umra qildirib, boshqa qilib yana olib kelib qo'yibdi ekan. Bir marta chinni o'tirganiga shuncha davo. Ya'ni o'zi qilyapti bu davoni, birov ko'rgani yo'q. Menga shunaqa bo'ldi, o'zi aytyapti. Qayerda bu valoyat, qayerda bu yerda kamtarlik, qayerda ibodat qani? Umuman yo'q narsa bu. Demak, ha bu dunyoni, ha u dunyoni narsasini ibodat orqali talab qilish ixlosni chilparchin qilib yo'q qiladi. Bunday odamlarga aytiladiki, "Hoy birodar, seni qilgan ibodating bandalik burching." Agar Alloh bergan ne'matiga qilgan ibodatingni sanaydigan bo'lsa, qolib ketadi, yetmaydi. Har qancha ibodat qilsang, sen bandalik vazifangni bajarding xolos, oshchasiga yetmaydi. U ibodatga beriladigan ajr, savob, mukofot, fazillar Allohning fazlidan bo'ladi. Alloh o'zi fazil ko'rsatib beradi uni.
Seni kıyan amalini tartıp taraziga ikovini tenglashtirib bermaydi. O kıyan ibadetin hiç nesek arzimaydi. Lekin Allah Ta'ala özü fazleden senge acir beredi, sevap beredi, makamlar beredi, ana ahiretini, nimetlerini, başkalarını beredi. Bu Allah'ın fazleden, amalini denmez. Amali özünü, bendelik, burçunu becerişin halası. Şunun için haligi amaliga evaz talab qilganu ixlosni da'vosini qilayotgan odamlarga o'zini o'g'nab olish taklif qilinadi. O'zing kimsan? O'zing kimsan? Bil. Kimsan? Bir harom suvdan bo'lgan hech narsaga arzimaydigan jonzotsan. Seni yaratgan Alloh, jon bergan Alloh, azolarni bergan Alloh, İslomga hidoyat qilgan Alloh, ibodatga yurgizib qo'ygan Alloh, o'zing hech narsa emassan. Endi bu tarafta sen ibodatingga evaz so'rayotgan zotga nazar sol. Alloh, Allohni bandadagi haqqi qanchaligini bilasanmi? Tengi yo'q. Qana qilib arzimagan narsa buyuk zotdan evaz so'raysan? O'zi endi bandaligini qilib turib, vazifangni bajarib turib, yana mukofot so'raysan? Yo'q. Demak, amal u beriladi. Bo'ladi, ixlos qilsang bo'ladi. Talab qilsang, da'vo qilsang. Yana ixlosga futur yetkazadigan, ixlosni buzib, savobini ketkazadigan narsalardan biri banda o'zining qilgan amali bilan g'ururga ketishidir. Men uni qilib qo'ydim, buni qilib qo'ydim. Xudo xolasi buni va'dasi bor, erishaman degan ma'noda, adashib qoladi. Bundan ham, demak, saqlanish kerak. Bundan ham o'zini banda asrashi kerak. Ana shundoq tarzda inson ixlos nima? Uni qandoq yo'lga qo'yiladi? Yaxshi bir tarzda egallab olsa, o'zining tiklanish jarayonida shirk, riyoni o'rniga ixlosni qalbiga tiklasa va unga amal qilsa, buyuk bir saodatga sohib bo'ladi. Ana ixlos ana shundak buyuk narsa. Mashoyixlarimizdan ba'zilari aytadilarki, ixlos inson banda uchun dunyodagi eng aziz narsalardan biridir. Chunki ixlossiz hech narsa qabul bo'lmaydi. Ixlos gap so'zda ham bo'lish kerak, ish amalda ham bo'lish kerak, to'at ibodatda ham bo'lish kerak, qalbda holatda ham bo'lish kerak. Hamma tarafdan ixlos mukammal mujassam bo'lishi shart. Ana o'shanda banda o'ziga lozim bo'lgan buyuk bir maqomlardan biriga erishgan bo'ladi va bu dunyoyu oxiratning baxti saodatiga bo'ladigan bir omilga sohib bo'lgan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni ixlosli bandalardan bo'lishni nasib etsin. Qalblarimizda İhlas maqomi sabit turishini o'zi yordamchisi bo'lsin. Va Parvardigori olam o'sha ixlosimiz tufayli qilgan barcha ibodatlarimiz, amallarimiz, duolarimiz, iltijolarimizni qabul aylagan bo'lsin. Arabcha sidiq so'zining bizdagi tarjimasi sodiqlik, rostgo'ylik kabi so'zlar bilan tarjimaga aylantirilgan. Sodiqlik degani o'zi shu arabchani bir ko'rinishi, turlanishi. Arablar sidiq desa biz sodiqlik deymiz, sadoqatli deymiz, rostgo'ylik deymiz. Bu so'zlar sidiq so'zini ba'zi bir qirralarini ifoda etadi. Sidiq so'zi o'zi lug'atda kizib yolg'onni teskarisi bo'lib
Lug'at ulamolari sidiq so'zini qattiq metin deb tarjima qilishadi.